Reflü kelime anlamı olarak geriye kaçma, geriye kaçış anlamına gelen bir terim. Ama reflü hastalığı dediğimizde genellikle, başka reflüler de var ama genellikle mide içeriğinin yemek borusuna kaçtığını kastediyoruz. Toplumumuzda sıkça görülen bir hastalık. Aşağı yukarı %25 civarında 4 kişiden birinde reflüye zaman zaman rastlanıyor. Sıkça gördüğümüz bir durum. Yemek borumuz buradan, boğazdan, yutak bölümünden mideye kadar gelen bir yemek borusu bölümü var. Aşağı kısımda da mide var. Normalde yemek borumuzla mide arasında tek taraflı çalışan bir kapak sistemi var. Sfinkter dediğimiz. Böyle sıkışık duruyor. Biz yemek yiyip de lokmamızı yuttuğumuz zaman burası açılıyor. Sonra tekrar kapanıyor. Açılıyor, kapanıyor. Aşağıya doğru geçiriyor. Ama mide içeriğinin yukarıya kaçırmaması gerekiyor. Ama bu kapak sistemi herkeste bu kadar mükemmel çalışmayabiliyor. Zaman zaman mide içeriğini yukarıya doğru kaçırdığı da olabiliyor. Biz buna reflü diyoruz. Peki bunun ne gibi bir sakıncası var? Mide içeriği asit bir ortam. pH'sı 2,5-3 civarında. Yani şiddetli asit olan bir ortam. Bu asit mide duvarına zarar vermiyor. Mide duvarını koruyacak sistemler var çünkü. Mide duvarını yakmıyor, bir zarar vermiyor normal şartlarda. Ama yemek borusunun iç yüzeyi bu asit ortama dayanıklı şekilde yaratılmamış. Buna dayanıklı değil. Asit maddesi veya asit içeriği yukarıya doğru kaçtığı zaman yemek borusunun iç yüzeyinde bir yangı oluşturuyor, enflamasyon oluşturuyor. Biz bunu nasıl hissediyoruz? Ekşime yanma, ağza doğru acı su gelmesi, zaman zaman kazınma, sıyrılma, daha da ileri vakalarda yiyecek artıklarıyla beraber ağzımıza gelmesi, hatta kuru öksürük, gece öksürükleri bu şekilde de belirti verebiliyor. Zaman zaman olması çok sakıncalı bir durum değil ama kronik hal almışsa, sürekli oluyorsa mutlaka bir hekime başvurup teşhis ve tedavisinin çaresine bakmak lazım. Teşhis nasıl koyuyoruz? Genellikle endoskopiye gerek kalmadan teşhis koyabiliyoruz. Hastanın şikayetleri bize yol gösteriyor. Zaman zaman ekşime yanma olması, bazı ilaçlarla, mide ilaçlarıyla rahatlama olması reflü mü acaba tanısını koyduruyor bize ön tanı olarak en azından. Zaman zaman hastalarımızda tedaviden teşhise gidiyoruz. Yani reflü semptomlarıyla gelmişse hastamız bir reflü tedavisi veriyoruz. Mide asidini azaltan ilaçlar var. Salgılanmış asidi nötralize eden antasit dediğimiz ilaçlar var. Bunları kullandığında, yeme içmeye dikkat ettiğinde semptomlarda gerileme oluyorsa bu reflü hastasıdır diyerek ileri tetkike gerek kalmadan tedavisini yapabiliyoruz. Ama semptomlar çok şiddetliyse, önerdiğimiz tedbirlere rağmen semptomlarda gerileme olmuyorsa, verdiğimiz ilaçlar işe yaramıyorsa ve şikayetleri çok uzun sürmüşse endoskopi burada altın standart dediğimiz gerekli bir tetkik. Endoskopi biliyorsunuz bir ucu kameralı bir hareket edilebilir bir hortum. Ağızdan mideye kadar kamerası gönderiliyor. Ve bu artık günümüzde çok rahatça yapılabiliyor. Hastalarımıza kısmi bir sedasyon, kısa süreli bir uyutmayla zahmetsizce yapılabiliyor. Ve orada reflü var mı yok mu, başka bir sıkıntı var mı, reflüye eşlik eden ülser gibi, gastrit gibi, mide fıtığı gibi durumlar var mı? Bunu anlayabiliyoruz ve buna göre daha farklı bir tedavi gerekirse yapılabiliyor. Reflüyü artıran aşırı acı baharatlı gıdalar gibi, turşu gibi, soğan, sarımsak gibi, çiğ soğan, pişmemiş soğan gibi özellikle, asit içecekler. Burada belki sade maden suyunu istisna tutabiliriz. Yani sakıncası olmayabilir ama diğer gazlı içeceklerden uzak durmayı, az az sık sık yemeyi öneriyoruz. Yavaş yiyip iyi çiğnemeyi öneriyoruz. Özellikle akşam yemeği bizim toplumumuzda sosyal yönü de olan bir öğündür. Akşam yemeği biraz güçlü oluyor. Fazlaca yiyoruz. Çeşit biraz fazla oluyor. Biraz karıştırmış oluyoruz ve o dolu mideyle yattığımızda biraz da uyku basıp, ağırlık basıp şöyle biraz uzanayım dediğimizde mide içeriğinin yukarıya doğru kaçması daha kolay oluyor. Bu da reflüyü tetiklemiş oluyor.